size aydın güzel bayan. Unutmuşsun. Aa, ben de sabahtan beri arıyordum. Nerede buldun? Sence? Evde ya da şirkette. Ne biçim soru şimdi bu? Emin misin? Ya neredeymiş şu aptal saat, söyler misin? Beril Hanım'ın evinde. Üstelik hastanede olduğunu söylediğin saatte. Gümüş. Niye o kadının evine gittin? Çalışmak için. Başka ne için olacak ki? Niye bana yalan söyledin Mehmet? Nerelere daldın yine? Hiç. Bakıyorum öyle. Niye böyle davranıyorsun? Hala niye diye soruyor musun bana? Gümüş. Ne öğrenmek istiyorsan açıkça sorsana. Niye? İlla sorman mı gerek? Neyse gerçek, onu anlatsana. Bak Gümüş, sana yalan söylemedim. Ayrıca ortada bu kadar büyütülecek bir şey yok. Ama onun evine gittiğini de söylemedin. Sadece hastaneye gittiğini söyledin. Halama da sordum. O da seni görmemiş. Sen bir de kalkıp ona bunu mu söylüyorsun yoksa? Hayır canım, ne olduğunu anlatmadım Mehmet. Ortada anlatılacak bir şey yok ki. Sana göre yok ama bana göre var. Ne oluyor burada? Niye bağırıyorsun kızım? Ayıp değil mi? Herkes uyuyor. Ne derdin var yine çocuğum? Anne karışma sen. Biz gel odada konuşalım seninle. Yalnız yaşamadığınızı unutmayın. Gümüş, bir daha sakın benim arkamdan soruşturma yapma. Sen de bana yalan söyleme o zaman. Ben sana yalan söylemiyorum ki. Doğruyu da söylemedin, sakladın. Bu da yalan. Ya ben sana her ayrıntıyı anlatmak zorunda mıyım? Sana söylemeyi istedim ama yanlış anlamandan korktum. Her şeyi yanlış yorumluyorsun. Ya bir arabasına bindim diye bütün gün surat astın. Evine gittim. İşte olan bu. Ya illa o kızın evinde mi çalışmanız gerekiyordu? Ha? Bu kadar oyun yetmez mi Beril Hanım? Gümüş, lütfen. Artık bizi aptal yerine koymanızdan bıktım. Şş, Gümüş. Ne demek oluyor Mehmet bu? Gümüş kızım, sakin ol. Kreasyonun çalanın kim olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Sizsiniz Beril Hanım. Şş, ya aylardır emek tamam. verdiğimiz işimizi çalıp başkasına hediye eden de sizsiniz. Rica ederim Gümüş Hanım. Life Tekstil'le ne iş ne de kişisel bir ilgim var. Böyle sebepsiz yere suçlamanız hiç hoş değil. Hem suçlu hem güçlü, şuna bak. Ben sana ne yaptım ha? Ne yaptım da her şeyimi elimden almaya çalışıyorsun Gümüş, ha? Gümüş, lütfen. Gümüş, Gümüş yapma. Ha? Gümüş, lütfen. Bakın, böyle devam ederseniz olayı hukuki bir platforma taşımak zorunda kalacağız Gümüş Hanım. Gümüşcüğüm, gel biraz hava. Ben hava filan almak istemiyorum Bahar. Berilciğim, kusura bakma. Ya artık bu kadar da fazla ama ya! O çocuk senin. Peki bunu niye söylemedin Mehmet? Bak Gümüş, açık. Gümüş, inan... İnan hala ben de çok şaşkınım. Her şey bana da sürpriz oldu. Sana yakında söyleyecektim. Ne zaman Mehmet, ne zaman ha? Ne zaman doğruyu söyleyecektin? Üstelik bir sürü yalan söyledin. Niye Mehmet, niye? Biz seninle bir düş kurduk. Çocuğumuz olsun istedik ama olmadı. Şimdi benim bir oğlum var. Bunu sana nasıl söyleyebilirdim Gümüş? Sen kolay mı zannediyorsun? O zaman ben sana İhan burada mı diye sorduğumda senin çocuktan haberin vardı, öyle mi? Evet. Ama inan her şey çok ani oldu. Ben de havaalanına gittiğimde gördüm. Bana söylemeden çocuğu alıp gidecekmiş. O gün oraya gitmeseydim bir çocuğum olduğunu bile bilmeyecektim. Sen havaalanına niye gittin Mehmet? Veda etmek için mi yoksa gitme deyip durdurmak için mi? Niye Mehmet, niye? Bana yalan söyledin. Ya bir oğlum var ve benden gizledin. Niye Mehmet? Geldin mi? Neredesin hayatım? Aşkım çok özür dilerim, geç kaldık. Trafiğe kaldık. Tamam.
Biz bugün Gümüş'le işi astık. Bütün gün gezdik Mehmet. Bir kahve içmek için de Pialotti'ye gitmiştik. Oradan gelmesi biraz zor oldu, kusura bakma. Çok iyi yapmışsınız. Hayatım, çıkalım mı? Tamam, hazırım ben. Hadi gidelim. Yarın görüşürüz. Aa, görüşürüz. Balonumu unuttum. Sağ ol. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Mümkün olursa tabii. Mehmet, ya ne oluyor sana? Onu sana sormak lazım Gümüş Hanım. Ne demek bu şimdi? Ya madem işe gitmeme durumun vardı, neden benim yanıma gelmiyorsun? Ya da evde Mehmetcan'la ilgilenmiyorsun? Ne yani, ben bir arkadaşımla bir şey yapamayacak mıyım? Gümüş, bir arkadaşınla bir şey yapma fırsatın olunca nedense hep Engin'i tercih ediyorsun. Çünkü benim tek arkadaşım o. Bartırma beni burada Mehmet. Üstelik yeni barıştık. Yeni mi kırsaydım Engin'i? Öyle mi? Peki Pınar, Alan, Bahar, Rukiye ne oluyor? Yani onlar arkadaşın değil mi? Yani görüşmediğin zaman sana küsmüyorlar mı? Mehmet, senin derdin ne? Niye bana saldırıp duruyorsun? Ya bu kadar abartılacak ne yaptım ki ben? İş ortağımla biraz gezip dertleştim. Suç mu oldu şimdi bu? Efendim Mehmet? Gümüş, neredesin? Bir saattir seni bekliyorum, sen neredesin? Çok merak ettim. Engin'le Şile'den dönüyoruz. Bir saate kalmaz evde olacağım. Ne yani, sen buraya gelmiyor musun? Sen neredesin ki? Gümüş, tabii ki Kız Kulesi'ndeyim. Nerede olacağım? Mehmet, sen bana haber vermedin ki. Ben de başka bir gece gideceğiz diye düşündüm. Gümüş, mesaj attım ya. Kaçta burada olacağımı yazdım sana. Bana mesaj falan gelmedi Mehmet. Tamam tamam Gümüş, bu saatten sonra zaten bekleyemem. Eve geçiyorum. Geldiğimde konuşuruz. Kızımız nerede? Neyin var canım ya? Yok benim hiçbir şeyim yok. Gümüş, neden sinirlisin hayatım? Mesele Nihan değil mi? Mesele o yani. Oraya gitmeme kızdın. Yok canım, ben niye kızayım ki? O senin çocuğun annesi. Her zaman görüşebilirsin onunla değil mi? Canım, gitmek zorunda kaldım, inan bana. İyi tamam, çok güzel. Çok güzel. Hayatım bir dakika, bir dakika dinler misin beni? Bir açıklamama izin yok, ver. Yok, ben senden açıklama falan beklemiyorum Mehmet. Sen istediğin zaman istediğin yerde olabilirsin. Hayır. Beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Sen şimdi bir izin ver, ben Melek'e bakacağım. Gümüş. Mehmet lütfen, bak. Çekilir misin? Melek uyuyor mu? Hı? Bütün gün oynadı durdu. Odasında uyuyor şimdi. Mehmetcan nerede? O gitti hayatım. Gitti mi? Hı hı. Nihan'la arkadaşı geldi. Mehmetcan'ı götürdüler. Götürdüler mi? Gümüş, sen oğlumu o adama mı verdin? Mehmetciğim sakin ol. Mehmetcan'ı Nihan'a verdim, o adama değil. Nasıl verirsin oğlumu Gümüş? Bana neden haber vermedin? Mehmetciğim, yabancıya vermedim, annesine verdim. Özlemiş oğlunu geldi aldı. Ne var bunda bu kadar kızacak Mehmet? Allah'ım, oğlumu sana emanet ettim. Ona sahip çıkmalıydın Gümüş. Lanet olsun. Dün gece neredeydin sen? Gümüş, ne yaptığını sanıyorsun sen? Burası bir iş yeri. Bu şekilde çalışanlarımın yanında bana bağıramazsın. Evliliğimiz senin saygınlığından daha önemli değil mi? Gümüş. Bana cevap ver Mehmet. Dün gece neredeydin? Çok mu önemli? Ben sabaha kadar gözüm kırpmadan seni bekledim. Başına bir şey gelmesinden korktum. Sen bir telefon açma zahmetini bile göstermedin. Gümüş. Ya tamam, konuşalım. Önce bir sakinleşmen lazım. Bu şekilde birbirimizi kırarız. Tamam ya, ben kırılacağım kadar kırıldım Mehmet. Daha fazlasını kaldırabilirim. Bak, şu an açıklama yapmak istemiyorum. Kafam çok karışık gerçekten. Benden bir şey saklıyorsun değil mi? Konuşmak istememen de bu yüzden. Dün gece ne oldu? Nihan'a gittin son... Onda kaldın değil mi? Mehmet, gözümün içine bak, doğruyu söyle. Yazıklar olsun sana. Gümüş. Gerisini hatırlamıyorum. Yani gece neler oldu? Nihan'la bir şeyler yaşadık mı? Onu bilmiyorum. Bizi bu hale getiren sensin. Ben miyim? Müş. Kıskançlıkların da beni bunalttın. Bu ilişki bitti Mehmet. Gümüş.
Ya bırak beni Allah aşkına. Lütfen. Lütfen bak daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. Duyduklarım bana yeter. Sen hayatımda gördüğüm en bencil insansın. Ben sana ne diyeyim ki? Dünya sadece senin etrafında dönmüyor Mehmet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.